Baylar bayanlar, yeni Gunner Kulesi'ne hoş geldiniz. Yeni sistemde bir tek çiftçilik sistemi yok ama istersek entegre edebiliriz. Bizde ihtiyacımız yok diye ve buraya su çekmesi birazcık zor diye ben açıkçası yapmadım. Bu sistemde 3 tane external TC'miz oluyor. Yani dışarıda ekstradan TC'miz oluyor ve bu TC'ler base'imiz raid yediğinde, main base'imiz raid yediğinde insanların TC aldıklarında dahi bu TC'lerden engel yemelerini sağlıyor. Yani sağa solu söküp açamıyorlar. Cam bunları sökemiyorlar. Kırmaları gerekiyor. Tarzında şeyler içeriyor. Peki bu sistem nasıl? 24 saate otomatik olarak boru sistemiyle entegre edilmiş durumda. Peki bu sistem sayesinde neler oluyor? Bu sistem sayesinde external TC'lere bakmama, camı söküp 2 saat tek tek 3 gün sonra bakıp 5 gün sonra bakıp 1 gün sonra bakıp tekrar yenileme zorunda değilim. Üstelik bu external'ların üzerinde 1 adet wind turbine, 1 adet searching light, 1 adet ise PZR tabininize kamera bulunmakta. Kapının canını aldırmış etmeyin. Az önce şey yedik. Dışarıda bahçede tabi bu arttırılabilir. Ben şu anda kömür üretiyorum. Kömür üretimi için bir adet rafineri var. Üstelik bu rafineri normal anlamda da hani petrolü çevirmek için kullanılıyor. Araştırma tezgahı falan filan. Su sebilini koyduk buraya. Yağmur toplayıcısı otomatik olarak yukarıdaki su sebilini dolduruyor. Tamam mı? Bakın burada da bir tane TC'miz var. Oradan da otomatik olarak yayılmakta. Buradan da bir adet TC'miz var. O da otomatik olarak yayılma. Adamın attığının yarısını bu yemiş zaten. Şu cana bak ya. Allah'tan yanıcı atmadı ha birader. Keşke yanıcı atsaydı. Buradan içeriye girdiğimizde yine aynı kule tasarımı bulunmakta fakat bu sefer 8 artı 8 16 roket kadar geliştirmiş durumdayız. Hatta buralara da 250k metal ile shop front basıp tek tek koyma fikrimiz de var. Ama tabi 250k metali nereden çıkartacaksın? Ana TC'mizde yine otomatik olarak yenilenen sistemler çalışıyor. Aldığınız zaman otomatik olarak aa diyor, bitti diyor, eriyor diyor, çat diye yenisini koyuyor. Koyuyor kardeşim. Koyuyor diyorum, inanmıyorsunuz. Bakın nasıl da güzel koydu. Takalım camımızı ve tamir edelim. Şimdiki problemimiz ise ne? Buradaki mesela power in'den sana kaç geliyor? 0 geliyor. Değil mi? Senden kaç çıkıyor kardeşim? 3 çıkıyor. 0 çıkıyor. Yani elektronik alt sisteme ışık aydınlatması sistemine ki kendisi bu olur. Otomatik olarak bu şalter ayı elektronik sistemlere gidiyor. Kaç elektrik geliyor? 57. Kaç elektrik geliyor? 58. 58. 59, 60, 60. Bir RT kabel ettiğinden elektriği arttırdığımızda çıtak diye yanmakta. Ekstradan güç kaybımız yok. Çıkış boş. Buradan sonra sana zaten biliyorsunuz buraları. Bir üst katımız otomatik elektronik furnace sistemi var burada. Otomatik olarak eritiyor. Normalde böyle elinizi tek tek koyup eritmeniz gerekiyor. Ve buradan işte eriyen şeyi almanız gerekiyor falan filan. Şaka mısınız birader siz? Bakın burada hepsine otomatik olarak malzeme dağıtılıyor. Nereden dağıtılıyor? Bir sonraki katta göreceğiz. Geldiğimiz gibi burası bir üçüncü katı ise klasik zımbırtı malzememiz. Nedir bu? Elektronik malzemeler. Farm malzemeler, çiftlik malzemeler ama çiftlik yapmadık. Burada işte yine normalde fazladan bir chest. Burada yine alt sistemleri oluşturabileceğimiz fazladan işte onarım tezgahı, çarçur 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 falanlar biz filan. Hatta şunu şöyle alıyorsun, şuraya koyuyorsun. Tamam paşam. Daha sonrasından şöyle bir sistemimiz de var. Bir dakika şunu da alalım. Şöyle bir sistemimiz daha var. Burada bir adet bataryamız var ve bu bataryaya tam olarak 180 enerji geliyor. 6 adet bulunmakta şu anda. Normalde 2 adet atabiliyorsunuz main base'e. Ben kendi kulem için söylüyorum ama artık 6 adet eksternalların üstüne 3'er. Main'in de üstüne 3 tane atıp 6 adet wind turbine sağlayabiliyorsunuz ve bunun toplam gelen elektrik miktarı 667 elektrik geliyor. Bu elektriği başka hiçbir yerde bulamazsınız ha. Ben tek oynuyorum ha. Ben soluyum. Hani bölgeyi savunma, raid defansı tarzında takılıyorum. Kendi kulem. Takılıyoruz.
Bu 600'ün 180'e buraya gidiyor ve bunu besliyor. Bataryaları 4 saatliğine boyunca destekliyor. 92 aktif yüz işliyor. Enerji 92 enerji kullanıyor. Bu bataryalarda bildiğiniz üzere zaten large battery yazdığımız zaman bizim karşımıza çıkan ekranda bize uyarı olarak söylediği üzere %80 oların şey maksimum diyor, %80 verimliliğinde çalışıyor diyor. Peki bu ne demek? Buraya 100 enerji geliyorsa 80 şarj yapıyor. 20'si gidiyor. Neden? Batarya abi bu. Sonuçta biliyorsunuz hani gerçek hayatta da öyle fotoelektrik paneller sürekli enerji üretmekte. Güneş ışını alıp elektrona çevirip ondan sonra fotoelektrik paneller değerini yitiriyor. Size verim kaybı sağlıyor ya. Her yıl belli yüzde bilmem kaç oranında enerji üretiminiz düşüyor. Güneş panelleri. Yani güneş paneli çiftliğiniz varsa gerçek hayatta. Bizim burada var adam kaç 1 milyar mı ne. Neyse boş verin. Hani bu da sonuçta elektron kardeşim, anladın mı? Hani bu ne bileyim beton değil ki alıp saklayasın. Elektron. Elektronu neyse ben ne anlatıyorum ya. Gerçek hayattaki gibi bunda da yine verimlilik problemi var. Hani siz telefonu şarj ettiniz ama bir dahaki şarjınızda sürekli batarya kalitesi düşmekte. Neden? Özellikle iPhone'larda. Neden? Ya çünkü de ondan yani. Kalıcı bir şey değil. O yüzden oyunda da öyle sistem var. Bu sistemi de 180'le tamamlıyoruz. 180'in %80'i misali. Daha sonrasında bu ana şaltere gidiyor. Bu ana şalterde 6 adet taret bağlı ki bu 6 adet tareti de ben telefonla kontrol edebiliyorum veyahut da bilgisayar istasyonundan kontrol edebileceğim. Ama tek tek girmedim. Onları girmem gerekiyor. Evet, ateşle edebiliyorum. Ve ekstradan SEM site'ımız var. SEM site de yine bununla birlikte çalışmakta. SEM site çalışıyor. Hava savunma sistemi yani. Daha sonra buradan gelen branch out large batarya 180 large batarya gittikten sonra 471 enerjide bizim üstümüzdeki diğer alt sistemleri çalıştırıyor. Misal ışık ve aydınlatma ve sıcaklık. Ve daha sonra bu şalter neyin lan bu? Splitter 41. Dışarıdaki external'lardaki ışıklar, aydınlatmalar, bu şeyler aydınlatması var ya tepede. Onları gece olunca gösteririz. Searching light'lar. 10 kullanıyor. Buradan 41 vermişiz. 41 vermezdin dedin de 3, 6, 9, 9 enerji de şeye gidiyor. 3 tane kamera attık ki o kameralara gidiyor. Mesela bu sistemde evin diğer alt sistemlerini çalıştırmakta. Nedir bu alt sistemler? Şurada 1-1-1-1 gidiyor. Hatta boş olanlar da var. 1-1 gidiyor. Bu birbirlerini birazdan göstereceğiz. Yine arkada olduğu gibi locker'ımız var. Şuradan bir kahvaltımızı alıp şuradan boş mu boş. Bir üst kata geçiyoruz. Orası yedek batarya falan koymak için yaptığım bir yer. Bu katta ise 5. katta main'in bir altında ise solu aşağıda elektronik komponent chest'imiz var. Burada daha sonrasında görmüş olacağınız üzere olarak odun alıp bir yerde odun alıp veren bir sistem var. Ayı kesiyorlar. Yakıt için. Daha sonra burada da odun chest'imiz, taş chest'imiz. Daha sonrasında kömürlerin yeri burası değil. Ben burada saklamayı tercih ettim. Çünkü en boş chest bu. Bunu koyduğunuzda otomatik olarak sistem bunu ne yapıyor? Otomatik olarak sistem eritilebilecek bütün maddeleri, malzemeleri buralara aktarıyor. Ve otomatik olarak erimesini sağlıyor. Ve eriyen malzemeler de bir üst kata doğru yola çıkıyor. Hatta demiştim ya su sebilimiz var diye. Bakın buradan su sebilimiz var. Buradan içebiliyoruz suyumuzu. Burada da zaten anahtarı var. Direkt bu pompayı bastığında buraya ne oluyor? Su geliyor. Yiyeceğimiz, içeceğimiz, zımbırtımız hepsi alayı burada. Peki bir üst kata çıktığımızda yani 6. kat bizim main katımız ve bu main katımızda ise bizim ekstradan malzemelerimiz bulunmakta. Nedir bu malzemeler? Malzemelerden kastım ne? Mesela bu VQ bana fazla. Bu malzemelerden kastım bir adet sol üstte bilmem ne zımbırtı chest'i. Bakın bu zımbırtı chest'ine baktığımız zaman mesela buradan bir tane AK set çektik diyelim. AK set benim olmadığı için onu ben şeyde koyamıyorum zaten. Bir tane set çektiğim zaman ne oluyor beyler bayanlar? Otomatik olarak yerine yenisini tak diye koyuyor. Bir AK set çıkartıyor. Ve daha sonrasında tabii bunu zırh chest'ine
şey içerisine koyalım ki şey olmasın. Hatta şunları buraya koymaya gerek de yok birader. Şuradan şu chest'in içinden de almış, buradan da almış. Fazlasını buraya koyuyorum diye. Şimdi şöyle bir yapalım. Daha sonrasında alt kat, işte bir alt chest'te de yine mermi ve silahlarımız bulunmakta. Sağ alt chest'te madenlerimiz, sağ üst chest'te sülfür ve Allah Allah. La oğlum bizden değil miydi o? Oğlum burada AK sıkacakları var ya, Mardin dünü yapar bizimkiler. Ne ayak? Bizimki kesti. Nerede? Orada bir ayı daha var. Bu kameraların avantajı 365 derece dönüp 360. Evet, 360 derece dönüp 365 ne lan gün? 300 şey yıl 365 yani 365'in şimdi 360 derece dönüp kendi etrafında böyle şu şekilde yakınlaştırmaya da sahip. Şu şekilde bırakıyorsunuz. Telefondan kontrol ettiğinizde de yine aynı görüntü olmasa da daha basit bir görüntüyü izleyebiliyorsunuz telefondan. Aynı şekilde diğer kameralar falan filan da var. Diğer kameralarımız da açı açı. Bu dağı tutuyor. Bu normalde burayı tutturum ama burayı tutuyor şu anda. Ve bir adet damın üstünde loot yok. Damı lootlamışlar. Drone'umuz yine kırıldı. Tek drone'um kaldığı için bunu da kullanmak istemiyorum ama bu drone'u aynı şekilde telefondan da falan da filan da kontrol edebiliyoruz. Gelelim main'imizi anlatmaya. Şimdi ben dedim ya aşağıda otomatik olarak fırınlarda eriyor. Yakıtımız eriyor. Peki bunlar nereye gidiyor? Baylar bayanlar, bunlar ilk önce bu chest'te doluşuyor. Yakıt, metal, yüksek kaliteli metal hepsi buraya doluşuyor. Kömür oraya doluşuyor. Daha sonrasında bunun çıkış olarak gelip buraya geliyor. Metal yüksek ve düşük kaliteli yakıt aşağıya geliyor. Bu sandığa doluşuyor. Daha sonra da buradaki fazlalıkları ben alıp mesela gözüme çarptı 1K kumaş fazla. Alıp gidip buraya koyuyorum ve bu koyduğum sistemde otomatik olarak neyi tetikliyor? Otomatik olarak buradaki üretimi tetikliyor. Zaten buraya baktığımızda 250 yakıt ayırmış. Peki bu yakıt muhabbeti neden ayrılmış? Şöyle şu şekilde yakıt 250, metal 500, gunpowder 100, cloth 100 kalacak şekilde ayarlamış vaziyette. Hatta bu 250 olsun birader. 250 ayırsın. Cloth da mesela 250 ayırsın ki burada malzeme kalsın, bitmesin. Hani ben buradaki fazlalık eşyaları alacağım, buradaki fazla olanları alacağım, buraya koyacağım. Buradan kullandıkça tekrar tekrar craftlayacak, üretim sağlayacak. Hatta şu board'u alıp ben şuraya koyayım ki oraya da mermi koyabilsin. Otomatik olarak burada craftlayıp buraya dolduruyor. Daha sonrasında bildiğiniz üzere yanıcı mermi falan filan, yanıcı mermi, normal mermi, M2 sistemlerimiz falan filan. Buradan işte şu chest'ten bu chest'ten yüksek kaliteli metal ve metal alıyor. Daha sonrasında beyler beyanlar bakın burası neymiş, çok önemliymiş. Buradan da taşımızı alıyoruz, buradan da odunumuzu alıyoruz ve bunların hepsi geliyor çapbıdı çupbıdı diye şu kombinerda birleşiyor. Fakat bu kombinerla birleştiğinden mütevellit daha sonra splitter'a gönderiliyor ve bu splitter'da 3'e bölünüyor. Birinci sistem ne? Bu TC'nin malzemeleri. Bu TC'nin malzemelerinde minimum 1000 değil kardeşim, minimum 10 bıraksın. Baktığınız zaman bu TC otomatik olarak sürekli fulluyor ve base'imiz 24 saatten aşağı düşmüyor.
Yine aynı şekilde diğer base'in şeysi var. Onu da göstereceğim. Diğer base şey diğer external'ların şeysi ise malzemeleri ise buradan ayarlanmak baylar bayanlar. Buradan diğer TC'lere gönderilecek malzemeleri seçebiliyoruz. Bu sistemin iyi yanını ben size şimdi söyleyeceğim. Geldikten sonra buraya ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bakınız. Bakınız burası çok önemli. Üçüncü bölünen ise dediğim gibi kömür erit yani kömür üretme ve kruidoydu yani yakıt yakıtı petrolü düşük kaliteli yakıtı dönüştürme rafinerisine çalıştırıyor. Bu sistemi biz ne yapacağız? Şimdi bir tane igniter'ım yok. Onu igniter'ı alıp filter pass dediğim zaman tak diye koyacağım. Her elektrik gönderdiğinde, her elektrik sinyali gönderdiğinde bu çalışmasını istediğimde basacağım ve aşağı alt kata gönderdiğim bir tane igniter kuracağım oraya. O yanacak. Bu çalıştığı zaman, bu odun gönderdiği zaman o yanacak. Daha sonrasında otomatik olarak kömür üretecek ve bu ürettiği kömürü veyahut da eriteceği kruidoillerin hepsini buraya getirecek. Ve buradan da sadece ürettiği düşük kaliteli yakıtı alt kata koyacak. Kömür burada kalacak ve bu kömürleri de biz sülfürlerle birlikte kullanacağız. Tabii ki bunu yapmak için öncelikle sülfür kasmak gerekiyor. Malzeme kasmak gerekiyor ki ben malzeme hiç kasasım yok. Saate bir bakıyorum. Saat 5 olmuş. Ama ne yapacağız? Gidip kasacağız. Yapacak bir şey yok. Daha sonrasında ekstradan peki neler yapılabilir? Hiç düşündünüz mü? Ben şahsen düşünmedim. Üst kata çıkıyorsunuz. Aydınlatmasıydı, ışığıydı, mışığıydı. Pick down'lar falan filan da bu şekilde. Ben normalde böyle sevmem. Normal kolemi biliyorsunuz ama sürekli temel yemekten bıktım. O yüzden bu şekilde bir şey kullanıyorum. Artık daha güvenli ve daha beğendim açıkçası. Şuradan aşağılara falan görmek yani mükemmel bir şey. Elektroniği de sardık yaptık ya. Burada ısıtmamız var yani çıplak olsanız bile ısıtma her yere etki ediyor. Isıtma, ısıtma, ısıtma, ısıtma. Müziği de açtık. 6 adet burada locker'ımız var. Bu locker'ları hızlı yatağı olan kişiler gelsin kullansın. Üst katta yine hızlı yataklar var. Buraya drone koymak için geldim. Bu drone'dan daha sonrasında burada ben satıyorum ama kimse satın almıyor. Buradan baktığınızda yine kamera sistemlerini kontrol edebiliyorsunuz. Yerlerini ayırt edebiliyorsunuz. Bunu telefondan kontrol etmek daha da mantıklı. Veyahut da mesela şu şekilde yapabiliyorsunuz. Taktik vereceğim size. Önemli bir taktik beyler bayanlar. Bakın dinleyin. Siz drone'u kullandınız ya. Drone'dasınız ya baylar beyanlar. Telefondan da drone'a girdiğinizde kontrol edemiyorsunuz. Veyahut da telefondan drone'a girip bu koltuğa şu şekilde oturmadıkça telefondan girdiniz. Telefondan kontrol ederken koltuğa oturduğunuzda buna baktığınızda telefondan kontrol eden kişinin kontrolünü almıyorsunuz. Telefondan kontrol eden kişi kontrol ediyor. Ama telefonda drone çok hassas. Her yere çarpıp hasar alabiliyor. O yüzden bilgisayarda kullanan birisi olsun. Bir kişiyi infocu olarak koyun ve bu drone'u kullansın. Bu drone'u kullansın. Telefondan da aynı şekilde bütün takım arkadaşlarınız Rust Plus'ı indirsin ve drone'un ID'sini yazsın ve drone'u kontrol etsin. Drone'un kontrol edildiği nokta lokasyona yakın bir yerdeyseniz, drone'a yakın bir yerdeyseniz görüntü sizin telefona geliyor. Ve telefona gelen görüntüyü de siz ne olarak görüyorsunuz? Bozuk olarak görüyorsunuz ama metalleri az çok ayırt edebildiğiniz zaman ekstradan size gece karanlığında bile görüş sağlayacak. Bakın ekstradan gece karanlığında görüş sağlayacak. Eğer drone'un menzilinde düşman varsa, oyuncu varsa. En iyi yanı bu. Telefonu anlık olarak kullanan kişinin gördüğü her şeyi görebiliyorsunuz. Yani ben siz orada oynuyorsunuz. İşte diyeceğim kardeşim solunda mesela taşın. Wind türbinin yanında diyeceğim mesela. Ama sen hangi wind türbini lan diyeceksin. Ama telefondan bunu kontrol ettiğinde baktığında adamın orada kırmızı şekilde yandığını veyahut da beyaz piksellerle belli olduğunu görünce o TC'nin yanında adam olduğunu, o wind türbinin yanında adam olduğunu anlayacaksın. Benim size herhangi bir bilgi verme gerek yok. Siz de göreceksiniz benim gördüğüm şeyi. Anlatabiliyor muyum? Yani bundan dolayı mükemmel bir istihbaratçılık. Mükemmel bir istihbarat sistemi. Hani ben böyle bir sistem görmedim. Mükemmelin de mükemmeli. Bunu gelip insan gibi şöyle şuraya park edelim. Mükemmel bir sistem.
Ve bir adet hava savunma sistemimiz bulunmakta. Zaten ben sen yiyeceğim zaman, Melares'i yiyeceğim zaman şu taraflardan falan filan nereden düşeceğini bilmiyorum da. Diğer taraftan da aynı şekilde şeyler sağlanacak. Bizim adamlar bakacak, edecek, tutacak. SAM site var orada da 2 adet. Burada bir adet. Benim ikisi genelde helikopterler açık. Daha yüksek olduğu için bir tarafım dönüyor lan. Şöyle şurada durayım. Ha, sistem bu beyler yani. Sistem bu. Beyler ve bayanlar. Sistemimiz bu. Bu şekilde çalışıyor. Çiçek gibi oynuyorsun. Müzik güzel ya. Müzik güzel ya. Gerçekten sistem otomatik olarak bakın üretmeye devam ediyor. 3K board kalacak şekilde hallettim. Otomatik olarak burada şırınga ile mermi basıyor. Mesela şuradan 2 şırınga aldığım zaman ne yapacak? Üretecek. 2 şırınga oraya koyacak ama almayacağım. Çünkü artık bende item taşıyacak yani. Yani düşünebilirsiniz. Bu kadar mermiyi ne yapacaksın? Kardeşim adamlar barut mu alsın, mermi mi alsın? Mermi alsın daha iyi. En azından barut almasınlar. Patlayıcı yapmasınlar. Mermili iş yapabilecekleri tek şey adam vurmak. Ama barutla patlayıcı, roket istediklerini yapabilirler. Onlara o fırsatı vermiyorum. Bisülfüre mi çıksam lan? Maden kasmayı da size bu bölümde göstereyim. Maden nasıl kasılır? Daha önceki zaten videomda ben size bunu göstermiştim. Siz de bakmışsınız. O 50 saniyelik mi ne bir şeydi zaten short atmalıkta. Ben tabi o zaman short bile yoktu yani, siz düşünün YouTube shortu yoktu. Ne yapacağız? Gideceğiz maden kasacağız ama maden kasmadan önce bizim almamız gereken bir adet çayımız var. Bu çayı da ben yan base'den bizimkilerden çalıyorum. Çalmak suretiyle elde ediyorum. Bu çayı içtikten sonra derdine deva oluyor. Herhangi bir şekilde naked maked gelir ağzıma eder diye ne yapıyoruz biliyor musunuz? Neler yapıyoruz? Bir adet bundan alıyoruz. Pompalı. Bunun dandinden de vardı. 3-5 mermili. Tamam. Bundan alalım yeter. Bir tane de şuradan. Beynim yok oldu lan. Bir tane de şöyle sur alalım. Zaten tesis otomatik olarak tamir ediyor diyecektim de 89 hala. Eder ya tamir. Bana bol bol taş verdi. Bak bak, mayınların hepsini kırdık diyorlar. Etrafta dili gibi mayın var bayağı. 200-300 arası bir mayın atmışlar. Hani en ufak bir taşın üstünden bile geçmemek lazım. Bir sandık eritimi sürdür vardı tek tek. 22K bu tarafa götürdüm. Kulenin mantığı ne birader? Ben size anlatayım niye böyle ayrı şekilde oynuyoruz. Kulenin mantığı herhangi bir saldırı olduğunda ekstradan adamların bütün amacı sadece bu kule olmasın. Akıllarına da bütün amacı burayı patlatmak olmasın. Akıllarında bakın ışık yanıyor bu arada, görüyorsunuz bir tane de. Ne oluyor efendim ondan sonra? Direkt oraya saldırıp alıyorlar, bitiriyorlar. Ama böyle olduğu zaman bakın yukarıda eşek kadar kule, 2 tane M2 yanıcı mermi var, patlayıcı mermi basıp koyacağız, edeceğiz, tutacağız. Kardeşim böyle olunca da adam korkuyor yani, yaklaşamıyor ya. Yaklaşamıyor. Asıl amaç bu. Şu sağ tarafta büyük bir base var. Base dediğimizde ev dinlenler için söylüyorum. Öyle yani, zaten ben bunu ya insanlar soruyor sen hani ne yapıyorsun kardeşim oyunda diye. Yani, nöbet tutuyoruz deyince nasıl nöbet? What nöbet? Yani neyin nöbeti? Oyunda nöbet ne alaka? Öyle basit internet oyunu gibi sanıyorlar. Böyle basit hani internet oyunu var ya, böyle geliyorsun işte üstüne saldırıyorlar falan filan. Onlardan sanıyorlar ama onlarla alakası yok. Ufaktan yetenir. Baktığınız zaman o boruları dökemek, kesmek, tutmak, her şeyi otomatik yapmak falan filan. Bayağı kafa yoran şeyler.
beyin gücünü alıp başka bir şey için kullansanız. Herkes tabi sizin sadece kullanmanız olacak bir şey de var mı? Ülke şartları olsun, şey şartları olsun. Mesela Arjantin. Mesela Arjantin pesosu. Arjantin'e bakıyorsun, yazılım mühendisinin maksimum alabileceği maaş 20 bin Arjantin pesosu. 20 bin. Alabileceği maksimum maaş ülkede 20 bin. E şimdi kardeşim adam 20 bin alıyor maksimum diyelim. Buradan 20 bin TL'ye götürüyorsun. Kaç para yapıyor biliyor musunuz? 200 bin. 200 bin peso yapıyor. 200 bin. Aa, buraya da ışık koymuş. Bir tek benim orada var sanıyordum. Neyse yani muhabbet bu. Durum bu. Ülkenin durumu bu. Sadece Türkiye'de olan bir şey değil. Bunların sebepleri var. Bunların sebepleri var. Tabii bizim ülkedeki sebep gayet basit. Yolsu elektrik olarak geri dönmüyor bizim verdiğimiz şeyler. Ulan burada patatesi kim etti lan? Bak gece giriyor, senin çarkına başlarım ha. Şimdi 2 saat uğraşmayayım diye atacağım şunları şöyle. Taşları da atacağım, taşları zaten götürmüyor. Telefona bildirim gelecek. 8 yakıtı varmış. Telefona bildirim geldi. Normalde taş kasmak istemem ama evin etrafındakileri almayacağım. Direkt ileri gideceğim. Ha, bildirim şimdi geldi. Tabii sunucunun yoğunluğuyla alakalı bir şey. Bir dahaki bölümlerde görüşmek dileğiyle.